Ve sevgili Burada Laf Çok izleyenleri, bir çarşamba gecesi. Sanıyorum İstanbul yaşayıp görebileceği en beyaz sabahı yaşadı bu sabah. Tabii yani hani beyazın çeşitli yorumları var. İstanbul Ankara arası yaklaşık uçuşla 8 saat falan sürüyor. Dolayısıyla hiç nezaketli bir gün değildi. Dolayısıyla nezaketli bir akşam yaşatmaya çalışacağız size. Sayın Musa Uzunlar konuğumuz, hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Aylin Kabasakal konuğumuz, hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Sayın Zeynep Utku konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş sizi bulduk. Yakından tanımak isteriz. Evet, ben de sizi. Sizin gibi insanları televizyonda da görmek isteriz efendim. İnşallah göreceğiz bundan sonra. Ve Sayın Durul Bazan konuğumuz. Efendim hoş bulduk. Şimdi böyle sayınlı mayınlı konuşunca Durul sana. Yani hani burada güzel duruyor da sen de bir tuhaf durdu ya. Ben bir şikayetimi iletmek Buyurun, istiyorum. Buyurun hemen alalım efendim. Zeynep Hanım bir saattir sol köşedeki yastığı çalmaya çalışıyor. Evet. Dekor diyorum. Yok efendim şöyle olmuş. Çalmak değil, istedim. Kibarca rica ettim ama arkama koyacağım, ne yapacağım? Yani programın feng shui'sini bozabilirsin. Çünkü bazı konuklarımız dekorumuzu yiyor. Bu 7 taneydi elma. Ha. Dün akşam böyle azaldık. 4 tane kadar düştük. Olabilir. Twitter/Mesutlar adresinden bize ulaşabilirsiniz. Biliyorum çok telefon etmek istiyorsunuz ve edebilirsiniz. Bu geceki şanslı numaramız 0212 alan koduyla 429-58-93. Hafif bir yorgunluk var üzerinde. Eğer ki dilim sürçerse affola. Musa Bey hoş geldiniz. Şimdi şöhret, böyle bir laf var. Şöhret sizi 50 yaşında buldu. Çok enteresan. Randevuyu biraz geciktirdik mi? Bilmiyorum. Ben mi şöhretim, oynadığım karakter mi şöhret, karakterler mi şöhret? Ama aklıma bir şey geldi. Tony Curtis'e sormuşlar şöhret nasıl bir şey diye. O da Alzheimer gibi bir şey demiş. Çitlek bir şey. Evet, bir sürü insan sizi tanıyor ama siz kimseyi tanımıyorsunuz. Çok enteresan. Ama hani böyle daha sonradan gelen şöhretler daha yakışıklı olur gibi bir lafı da var bir bilgenin. Herhalde etmiştir yani birileri bu lafı. Yakışıklı oluyor mu böyle daha sonradan geldi? Bana keyifli mi? Keyifli. Keyifli yani değil mi? Keyifsiz zamanları da var ama keyifli. Peki bununla, bu şöhretle ne zaman randevulaştınız? Valla ben şöhretle randevulaşmadım. Şöhretin kendisi geldi. Ha, geliverdi öyle. Evet, selam, ben Tanrı misafirim ve geldim. Çok iyi, nasıl karşıladınız onu? Çay kahve? İlk önce birbirimize yabancılaştık. Ama tanıştıkça, birbirimizi anladıkça her şey yoluna girmeye başladı. Çok net. Bir şey söyleyeyim mi? Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, devam edelim Aylin Kabasakal'dan. Şunu netleştirelim. Fatoş Kabasakal'la herhangi bir dostunuz, yok, arkadaşlığınız? Yok, hiçbir arkadaşımız, dostumuz yok ama ben geçen sene kendisini böyle Nişantaşı'nda yürürken gördüm. Merhaba dedim, ben Aylin Kabasakal. Cennet Mahallesi'nde Fatoş oynadığım için herkes Fatoş Kabasakal zannediyor beni. Evet dedi. Ya nasıl bir hayat ya? O ikisi birleşmiş. Evet dedi, ben de aynı şeyleri duyuyorum dedi. Tamam, ben o zaman Aylin, ben Fatoş diye böyle bir ayaküstü konuştuk. Tabii böyle konuşuyoruz ama yok. Şey biliyorsunuz, Google denilen arama motorunda, evet, en çok aranan şey sizmişsiniz efendim. Gerçekten yani kardeşliğiniz mi? Hani böyle bir kardeşlik, bir akrabalık, bir bizim böyle bir iç içe girme durumumuz vardır ya. Evet, ne var. Olur olun. Ya çok şeker kendisi de. Lütfen. Peki. Zeynep Utku hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sitesini bir özgeçmiş yastığını da gördünüz. İade ettim. Aldı. Haklıymış. Geri aldın. Haklıymış değil mi? Hocam kadın böyle bir şey. Ne istediğini bilmez. Evet ya. Bir saat tutturdu yani o yastığı, aldı, denedi, çevirdi, evirdi. Olmadı. Bir de önümden geri atıyor. Yastık süsü verilmiş bir şey o. Yani ona tam olarak yastık diyemiyoruz. Şeyde, kanepedeki... Yapamadım, evet. Olmadı değil mi? Olmadı. Daha böyle hayırlı bir yastık falan bulabilirsek bu yakınlarda. Estağfurullah, rahatım. Şu an çok rahatım. Şimdi şey güzel zaten, kıyafet son derece güzel. Çok teşekkür Şimdi efendim, ederim. Şey gelmek istiyorum. Sitesini izlediğimde bir özgeçmiş, bir CV tadında sitesini hazırlayan çok fazla sanatçı yok açıkçası. Yani evet. Sizin sitenize girdiğiniz zaman açıkçası ilkokuldan itibaren bu son güne kadar, yani şu ana kadar yaşadığınız her şey belli bir disiplin içinde. Yani buradan insan aklına şu geliyor. Hayatınız belli bir disiplin içinde mi? Böyle mi yaşıyorsunuz hayatı? Hiç böyle düşünmemiştim. Şimdi... Sen hiç ben beni, Ford. Evet. Merhaba, ben Ford. Hiç böyle kaldım. Yani beni hiç tanımadığınız için tanımayan biri böyle kaldım. Şu an kaldım. Evet, galiba öyle. Kafamın şey. Dikine gitmişim hep galiba. Yani istediğim şeylerin peşinde. İstediğim şeyler de onlarmış. Ben de oldukça istediğim şeylerin onlar olduğunu farkına vardım. Çok enteresan. Bunu bir kere daha kurabilir misiniz? Söyleyemem. Tamam ya, o bir kere oldu ama şöyle de bir şey. Yani bu mesela yapımcılar ya da herhangi ne bileyim işveren, artık kimse endüstri içerisinde. Onlar için de çok böyle hazır kuvvet bir şey. Yani baba giriyor şeye. Siteye bakar mısınız? Yani bugün Zeynep Utku'yu araştırdık ve böyle bir CV çıktı karşımıza. İzninizle sizi programımızda, aramızda, ekibimizde görmek istiyoruz.
Yani bu eğitimle lütfen. Hatta sizi CEO yapabiliriz yani. Bu kadar çok istiyorsun. O kadar. Eyvallah, o kadar yani. Ben farkında değilim o yani, kadar oldu. Son derece keyifli geldi. Hakikaten bir insanı tanımak için sana bütün detaylarının hepsi burada duruyor. Hoşumuza da gitti bu kadar planlar. Çünkü kimi zaman konuklarımızı araştırmaya başladığımızda işte genel olarak hani insanların yararlandıkları işte Google, ek sözlük odur budur. Oralardan yararlanıyoruz. Bu kadar değerli bilgi çıkmıyor en azından ilk ağızdan çıkan bilgi. Dolayısıyla sizin hakkınızda çok bilgiye sahibim ona göre. Öyle mi? Aynı zamanda bir şey söyleyeyim. Zeynep, Jean-Claude Carrière'i ünlü Fransız senaristi. Türkiye'ye getiren ve davet eden ender isimlerden biridir. Fakat orada ciddi bir eksizim nezaket ve şey tevazu içerisinde onu yazmamış. Bilmiyorum, yazmamış olabilirim. Yazıklar olsun. Çünkü o bir aşk duygusuyla oldu. Adamın oyununa aşık oldum. Musa ile birlikte oynuyorduk o oyunu. Adamın ruhuna aşık oldum. Gelmeli dedim. Oyunu seyretmeli dedim. Bir şekilde gelmeli dedim. Ondan sonra mail attım. Ama ben hiç geleceğini ama sadece yüreğimdekini saf bir şekilde döktüm maile. Ondan sonra tamam geliyorum dedi. Enteresan adammış. Ondan sonra Fransız konsolosluğu yardım etti ve geldi. Bir sürü insan onu getirtmeye çalışmış ama gelmedi. Sonra da buraya gelip şey dedi. Paris'te de oyun oynuyordu. Paris'teki oyuna gitmedim, buraya geldim dedi. Yani bazı insanlar saf samimi duygulara cevap verebiliyor. O da o insanlardan, çok yani önemli insanlardan biri. Samimiyet karşısında mesafe diye bir şey yok. Kalmıyor galiba. Evet, anladım ama bugün kar bunu dinlemedi işte. Çok samimiydim ona kadar. Çok beyazsın, öpmek istiyorum seni dedim ama olmadı. Durul Bazan hoş geldin. Son iki gündür haberin önündesin. Evet. Ben haberin tam içindeydim. Evet. Ben haberin arkasına düştüm. Sen haberin önüne düştün. Haberin önünde olmak nasıl bir duygu üstad? Göreceğiz hocam. Henüz hissetmedin. Henüz ensemde bir soluk var ama dönüp arkaya bakmak fırsatı olmadı. Soğuk, soğutucu da bir şey biliyorsun bir hafif, yani. Bir hafif terli, soğuk böyle tuhaf bir his o. Ondan sonra insanı bir tedirgin ediyor yani. Etmez mi ya? Ediyor. Bir de yani o şey nefes, Ali Kırcan'ın nefesiyse. Tabii. Hayatı tabii. Bölüşmek için durul. Evet. Ben yarısını bıraktım zaten orada. bölüştüm sayılır. Ama iyi gidiyor yani şu an için hiçbir problem yok. Harika. Mahalle baskısı. Açıl ayağıyla mahalle baskısı. Açıl ayağıyla mahalle baskısı. Hayatımıza hoş geldi ama mesele o değil. Zaten Durul ismi yeterince komikti. Açılay isminin hikayesini bize anlatsana. Ha, Durul isminin hikayesi komikti. Yani evet. Murat beklerken Durul çıktı. Ne beklerken Açılay çıktı? Açılay açıkçası 3 gece hummalı süren o sözlük karıştırma sonunda bir 50'ye indirdik. O zaman kız arkadaşımla beraber. Sevgili Gülçin Önel. Hala mevcut yengemiz mi yoksa? Değil. Hayır. Bak işte ben bu saygıya hastayım yani. Gayet güzel. Ondan nazik sonra şey. Ama onun çok emeği var. Yani o bu projenin hiç tutmayacağını düşünüyordu çünkü. Ben çıldım yani. Negatif. Hani yani insan böyle bir şey bekler ya, böyle yakınındaki birine anlatır falan, bir gaz bekler hani, evet süper falan diye. Anlattım, şöyle olacak böyle olacak falan dedim. Böyle çok sinameki bir tavırla böyle de, bu tutmaz ki dedi. İnat edip yaptık. O sırada da yardımcı oldu. Açılay olmamış dolunay demek. Yani henüz dolun olamamış ay demek. Bu karakter de o zaman için henüz hiçbir şey olamamış bir karakter. Bir şey olacak ama hani karar evet, veremiyoruz. Evet, yani o her bir şeyden 100 gram yemek gibi bir deyim var. Öyle hı-hı. Bir 100 gram yemiş yani üstünden bakmış ama baktın konuşmaya başladığı zaman zannedersin ki o bulmuş. Her şey falan yani. Güzel. Tabii. Güzel. Öyle bir karakter. Böyle çıktı yani. Hayır, şu 3 günlük 2 kişilik yoğun emeğin sonucunda Açılay mı çıktı abi? Sizin ilişkinizde bayağı bir yani sıkıntı varmış o dönem. Yani evet, şimdi söylemek istemem ama. O dönem 6 tane farklı proje çıktı ki şu anda 3 tanesi yalnızca televizyonda yayınlandı. Biri Açılay. Daha 3 tane de var. Gecekondu galiba onlardan bir tanesi. Biri Gecekondu, evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Tam da vakti gelmişken. Sen böyle hep kült işlerin peşinde misin? Yani Gecekondu mesela bir kült televizyon işiydi. Hı-hı. Hani hakikaten... İlk zamanlarında bir sürü insan bunu anlamaya çalıştı. Sonra anladı ve gerçekten anladı fakat şey anlayamadı. Kanal yönetimi anlayamadı. Ya, böyle enteresan bir durum oldu. Orada ya böyle bir şeyin peşinde değilim ama hani kafam öyle çalışıyor. Kontur pedal bisiklet gibi bazen hani yani bunu nasıl böyle düşündüğümü bazen ben de düşünüyorum. Hani Allah Allah bunu nereden buraya gelmişim? Konu buradan başlamış, burası hayret falan diye. Ama sonra zaman içinde baktım ki ben doğru düzgün bir şey yapamıyorum. Yani böyle şeylere daha çok kafam çalışıyor. Ya da hani kafam bu kadar çalışıyor. Estağfurullah. Hani her neyse onun karşılığı.
hep vardığım son nokta böyle abuk sabuk işler oluyor. Estağfurullah. O bir sanatçının kendisine yabancılaşma hissinin getirdiği doğal bir sonuç olan. Şey yapabiliyor. Evet. Peki hayatın gerçeklerine gelin. Hazır mı?